bana acıyorsun. Acımak mı? Allah'ımdan sonra bir sen varsın dünyamda. Ne haber? 15 gün İstanbul. Oh be! Böyle kaza bize rastlamaz ki. Galiba üzgünsün. Öyle. Üzülmeni istemem. Eskiden dayak yemem bile istiyordun ama. Beni sinemada meşhur eden... Benim şansımın başlangıcı sinemayla oldu. Yeşilköy Havaalanı'nda çalışıyordum. Bir beyefendinin çaresiz bir durumuna yardım ettim. Tesadüf, sinemada çok ünlü bir yapımcıymış. Bana çok parlak tekliflerde bulundu. Sinemayla beraber sahneye geçmiş olmam büyük bir şanstır. Çalışacağım, çalışacağım. Meşhur oluncaya kadar bu odada tek başıma yaşayacağım. Sahnedeki teklif ve ısrar sebebi bestekar Yesari Asım Arsoy'un yeğeni oluşum. Gece gündüz çalıştık amcamla. Bir işi kabul ettiğim zaman en iyisini yapmaya çalışırdım. Bir gün dedim ki amca müsaade eder misin ki başka şarkıları da bestekarlarından öğrenmem için. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy dedi. Diğer sanatçılarla da başladım. Muzaffer Birtan, İstanbul Radyosu'nda koro şefiydi. Koro çekimlerine götürüyordu. Dolayısıyla çok şanslıydım. Çok güzel eserler öğretti. Bu arada amcamın bir iki şarkısını, bir de çalıştığım yerde Ankara'da, Köşk'te çok büyük sanatçılar ve bestekarlar vardı. Onların da şarkılarını single plağa okudum. Ufkumda hayalim. Bütün bu zengin çalışmalardan biriktirmiş olduğum sanat müziğiyle ilgili evraklar, kıymetli hatıraları daha çok hizmet görebilmesi için bir büyük müesseseye vermek lazım. İstanbul Radyosu'nu aradım ve elimdeki çok kıymetli olan bu eserleri İstanbul Radyosu'na vermek ve orada daha çok değerlenmesini ve gelecek olanlara dünyalarını genişletmesini, mutlu etmesini temin etmek için hazırladım dedim. Hep çok memnun oldular. Beni de çok memnun etti onların bu sevinci. Hepsini kutluyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsiyle iftar ediyorum.